Hadi pazar demişken seninkine mi gidelim? Ay ne olur ya. İki bölüme lütfen ayırdık. İlkini bir izleyelim. Salı pazarına, yani Kadıköy pazarına gitti Demet Akalın. Bakalım neler yaşadı. Ben de ilk defa izliyorum bu arada. Buyurun. Demet Akalın. O popun son kraliçesi, o Türkiye'nin belki de en çok konser veren kadın popçusu. Şarkıları olay, şovları ayrı bir olay. Kendisi olmasa bile şarkısının duyulduğu yer ayrı bir olay. Adına şarkı sözleri bile yazıldı. Ve tabii özel hayatı. Sivri ve dobra sözleri olay. Fazla dobralık da küstahlık yani, var öyle tipler. Yani çok... Demet Akalın olmak isteyenler var. Ağızları artık... Ya söyleyemeyeceğim. Küstahlık. Demet ve Jess'le gel konuşalım da her gün gündeme dair ne varsa açık açık konuşan, sözünü sakınmayan, kah sinirlenen, kah güldüren kadın Demet Akalın. Ya gelin gelin, Demet de burada mı diyor? Da buradan geliniyor. Ben o zaman tabii zayıfım, deli gibi spor yapıyorum. Güzel kızdım. Tabii, nerede dedim yani. İşte o Demet Akalın geçtiğimiz hafta Gel Konuşalım'ın canlı yayınında bir sosyete pazarı bağlantısını izlerken şöyle söyledi. Ya Sercan bir şey söyleyeyim mi? Haftaya ben oradayım. Hafta arası gideceğim pazara. Hiç güzel gezdiremedim. Ben kendim gidiyorum. Demet Hanım ne der? Ve dediğini de yaptı Demet Akalın. Üstelik de sosyete pazarına değil, bildiğiniz halk pazarına gitti. Şimdi bayılacağım. Başına neler geldi neler. Demet Akalın salı pazarına giderse. Hey, 100 lira. Ünlü popçu pazara indi. Ciddi mi söylüyorsun ya? Pazar birbirine girdi. Şu an şoktayım. 15 dakikaya diye gittiği pazardan akşama kadar çıkamayan Demet Akalın neler aldı? Nasıl pazarlıklar yaptı? Aa bir dakika gel. Kaç para harcadı? Gözlerimi bırakmam. Nasıl kazıklandı? Sadece kazıklandık biz. Demet Akalın'ın salı pazarını altını üstüne getirdiği dakikalar. Şimdi Demet Akalın önde, biz arkasında. Kadıköy'ün meşhur salı pazarının altını üstüne getirmeye var mısınız? Hemen bizim oldu. Alışveriş paralarımızı kim ödeyecek abi? Patron. Ben 500 lira. Sercan bayılıyorum. Tamam, tut beni. Bana bak helal et ha. Yiyorum bunları böyle. Tamam Demet dobra. Demet korkusuz falan dedik ama bizim Sercan Kazancı Demet Akalın'ı nispeten daha sakin bir kalabalık olan sosyete pazarına değil çaktırmadan Kadıköy halk pazarına getirince dakika bir endişelendi ünlü şarkıcı. Evet Demet Hanım. Bismillah. Uzun zaman sonra. Burası ne pazarı? Ne pazarı onu söyle. Beni Ulus diye kandırdın. Ulus diye kandırdık ama Kadıköy semt pazarına geldik. Bayağı. Şimdi burada bakalım. Mıydı burası eski yerim? Buradaydı. Lotus'unuz var mı Lotus'unuz? Lotus ne ya? Demet Hanım daha girişte tanıdılar. Pazara adımını atar atmaz dakika bir onlarca insan etrafını sardı. Fotoğraf çektirmek isteyenler, sarılıp sarılıp öpenler falan ama asıl işimiz Demet Akalın'ın alışverişe full konsantre oluşu. Valla para aldım yanıma, arkadaşlarımın siparişleri var. Bunun adı Lotus muymuş? Ama bunlardan biri, bunlar kaç para? Ucuz. Size 30. Aşkım var var ama bak. Olmayan bir şey alayım. Yara niye sessizdi o kadar bir? Hiç konuşmadın. Evet. Evde bana kök çaktırıyor. Hira demişken nelere para harcıyor Hira? Hiç harcamıyor işte. Babaya çekmiş. Beto gel şunu tut. Canını ver, çantayı verme. Türkiye'nin en popüler popçusu pazara gidince haliyle biraz çekingen olur diye düşünmeyin. Gözleri radar gibi tarıyor etrafı Demet Akalın'ın. Kaç kuruş bu? Bu 650. 650. Ve pazarın ilk ürününü seçtik. Kaç beden bu? Bu kaç beden? Abi ayna yok mu ya? Demet Hanım çok iyi. Bak ayna da var. Ya. Gel hayatım. Ama kamera burada ya baby. Sen getir bence. E tabi. Kocam kızar mı? Kız kıskanılıyor musun hala? Ne güzel. Demet Akalın'ın malum İtalya seferleri. Aylık giyim kuşam ve hatta sahne alışverişini oradan yapıyor. Bizim Sercan da bunu hatırlatıyor. İtalya'da olsa alırsın. Al hadi Sercan bana bunu. Hemen bizim alışveriş paralarımızı kim ödeyecek abi? Ben ödeyeceğim bugün. Yalancı. Gerçekten ben ödeyeceğim. Kanal ödeyecek mi?
Ben ödüyorum. Kanal direkt, ödemiyor mu direkt abi? Kanal ödüyor. Patron. Ablacığım fiyatı ne kadardı? O 650. 650. Demet Hanım'a özel kaç para oluyor bu? Valla size bir şey diyeyim mi? Bu indirimli ürün 600 yapabilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim için o önemli o Ayşe Fatma geldi. Kaça veriyorsun onu söyleyeceğim. 600'e valla biliyorum. 600. Burası bir pazar. Pazarın raconu pazarlık yapmak tabii değil mi? Biraz daha indirim olmasın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel paltı. Gerçekten. Ben de olsam daha fazla vermezdim yani. İndirim yapmazdım. Kim gelirse gelsin 600'e veriyorum. Çünkü kurtarmıyor. Çok az karlı. Peki bir şey çok soracağım. Abla ismi neydi? Songül. Songül, buradaki en ucuz şey neyi? Neyi göster bize? Gömlekler. Kaç kuruş? 480. Ver bakayım. Fiyatlar belli ki cüzdanı yakacak. Fenalaşıyor Demet Akalın. 480 en ucuzu. Ama orijinal. İtalya'da olsak. Şimdi bayılacağım. Tutun beni. Tut Sercan. Tuttum Demet Hanım. Bu güzel ama. Bir kombin yapalım mı o zaman burada Demet Hanım size? Kombin. Ama şimdi kış günü beyaz olmaz ya. Yalnız fena olmadı. Kaç? Kız bu 42 dediğin Türk size mı? Yok ben küçük veririm. Size öylesine hemen çıkar. Bu ama anca sanki olacak bana. Modeli beğendiniz mi Demet Hanım? Güzel baksana programda da giyelim. Bu vesileyle beden krizi ve takıntısı olduğunu da öğrenmiş olduk. Bunlar ne kadar dedi? Bu 400? 480 o. 450 etek. Pahalı mı kız sen söyle. Evet. Pahalı. Pahalı diyor. Verilir mi kız o kadar? Sen olsan verir misin onu söyle. Onu veremem de. Benim olması önemli değil. Senin verebilmen önemli. Ben... Veremem yani. Seçmeyen al tezgahlarının önüne demir atıyor resmen. Ve değişik bir rengi de geldi Demet Hanım. Bu daha mı iyi sizce? Bu da güzel. Bu da güzel ama bu beni bayar biraz böyle. Bu daha güzel. Demet Akalın bunu nerede giyerdi? Bu hemen. Gündüz programda. Bak bunu programda giy. Yalan mı? Akşam bunu siyah pantolon al. Üstüne siyah yelekle. Akşam bir yere davetlisin. Buyur al. Yelek kaç kuruş? Yeleğin 500 lira. Sercan bayılıyorum. Tutmayın. Aman Demet Hanım. Çok söylüyorsun ben... ya. Abi ben bir dolaşacağım. En kazıkçı yere mi geldik? Pardon 650 affedersiniz. 500'den yükseldik biraz daha. Peki Demet Hanım arkamızdaki oluşan durum. Herkesin elinde çok. Oluşan durum ama işte bir dakika biz şimdi bir burada şey yapıyoruz. Ne derler? Kombin. Hizmet yapıyoruz. Bir şey, abi bunu şu burada dursun. Tamam. Bakacağım, dolaşacağım. Aa bir dakika gel. Sahne kıyafeti gibi bir şey gördüm. Sahi gerçekten sahneye pazardan aldığı bir kıyafetle çıkar mı? Pazardan da alışveriş yapar mısınız? Güzelse alırım abi. Şu yelek mi? Şu pullo. Bana bak. Bu tesettür mü? Tabii. Abi ben buraya gırtlağıma kadar giyindiğim için gene. Ya şu yelek olur bence var her şeyin üstüne. Bu ayrı mı takılıyor? Vallahi güzel ha. Ha takım. Takım kaç kuruş bu? Şimdi korkuyorum size rakam söylemeye. Söyle bakayım. Ya. 1750. İyi günler çok memnun oldum. Görüşürüz. Pazarın en pahalı yerine geldik galiba. Sık sık da hesap kitap yapıyor. 1700 dedi ya. 1700? Biz bundan 3000 liradan aşağı çıkamazdık. 1700, 900'de onu alsak. Bitti para bitti. 500'de şeydi. Yelekti. Bu evet 900 1. Sever misiniz efendim? Sık sık değiştirir misiniz telefon kılıflarınızı? Maalesef. Maalesef değiştiriyorum. Renk takıntınız var mıdır? Yani biraz fosforik olsa fena olmaz yani. Kaç kuruş bunlar? Bunlar 100 lira. Aa iyi. 100 lira. Bana ne kadar dayanır siz bu? Kaç paraya alıyorsunuz? İtalya'dan. Ben İtalya'da en son nereden aldım biliyor musun? Bodrum'dan aldım. 400 lira mı ne öyle bir şey almıştım. Biz 4 tane alabiliriz buradan. Bir de indirimi de alırsak zaten. Yok be 100 liranın nesini indirim yapacağım. Pazarda ne ararsam var ve pazara inen kadın bir müzik insanı olunca haliyle şu tezgahın önünde durmak gerek. Aa şunlar kaç para? Çakma değil değil mi bunlar? Orijinal mi? Bunlar 2 garanti gördüm. Yalan ver bakayım. Fiyatları ne kadardır bunlar? Kaç kuruş bu? 300 lira. 300 lira. Oğlum 300 lira sonra elimizde kalmasın bu? Kalmaz. Ha? 2 yıl garantisi var. Bulurum ama sonra seni. Şu hoparlörler ne kadar? Bunlar 300 lira. Bunlar 700 lira. Bunlar bana pek bir ucuz geldi. Evet çok uygun. Teknolojik ürünler de uygun. Siz aldıklarınızla bir kıyasladınız. İşte onu kıyaslıyorum şu an. Arada ne kadar fark var? Ama bak 2 gün sonra elimde kalır falan. Bu iş biraz... Instagram'dan satışımız var, internet sitelerimiz var. Tabii.
Ha, dolandırılma yok yani. Getir diyor. Değiştiririz anında. Aynen. Diyor. Şunları internetten aldım ben. 250 liraya. Bak kaç lira burada? 20 lira. 20 lira. Aşırı kazık yemişim şu an. Şoktayım. En son ne zaman pazara gitmişti Demet Akalın? En son pazara ne zaman çıktınız? Yazın işte, ben yazın Bodrum'da. Ay bak, en sevdiğim şeyler. Halılar. Halılar, masa örtüleri, sehpa örtüleri. Niye böyleyim ben ya? Neden ya? Bu ne abi? Ha, tatlı. Parça 25 lira. Uygun. 25 iyi, uygun değil mi? Gayet iyi. 25 İtalya'da fiyatları ne kadar Demet Hanım? Abi İtalya'dan hiç ben atlet falan almıyorum ki. Ama tight box, bunlar ne kadar? Bunlar da mı 25? Ha? 75 lira. Ha, spor tarzı değil mi bunlar? Abi bunlar ben giyince böyle patlama saplama olmaz değil mi? Ha. Bana bak, güzel ha. Ama bak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor herhalde Demet Hanım. Vallahi güzel. 75 iyi. 75 lira. Biraz dolanalım o zaman. Bana bak. Sürekli hanımların hep aynı yalanı vardır. Bir bakayım, bir dolanayım. Gerçekten bu yalan mıdır efendim hanımların? Özellikle Demet Hanım. Ha, yalandır tabii. Oradan sıyrılma. Oradan sıyrılmadık. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl? Çok iyiyim. Aynı güzelliği, sebatı koruyorsun vallahi. Yemin et. Evet. Sağlı sollu iltifatların ardı arkası kesilmiyor ama Demet Akalın'ın gözleri sürekli tezgahlarda. Günün ilk alışverişini yapıyor. Aa, bak. Yufkalar ve ekmekler. Ekmek. Köy ekmeği. İşte bana bak. Ekmekle aranız nasıl? Al ekmek, avlama yani. Hadi alalım. Sercan, evet. Evet. Çıkar paraları, hadi yavrum. Alalım. Ekmek, ekmek ne kadar? Kaç? Evet. Abi bunlar ne? Ne yapmak için? Sonra ısıtılıp. Hani normal bildiğiniz lavaş, lavaş değil mi? Lavaş da alalım mı Demet Hanım? Yok ya, lavaş. Okan Bey taco ekmek yapıyor ya. Ekmek kaç paraymış? Doğru. Ekmek kaç paraymış? 30 lira. Ekmek mi? Evet. Bu dilimden bir şey. Bu ekmeğin özelliği nedir 30 lira? Katkısız Isparta ekmeği. Bir yaşlı teyze kesti önünü. Sohbet enteresan. Sen ne güzel bir kızsın. Ben nereden tanıyayım seni? Arada televizyona çıkıyorum. Şarkı söylüyorum. Adım Demet Akalın. Bu ben de. Kendine de kılık kıyafet bakıyor, eşine dostuna da. Ama en çok da Hira'ya bakıyor. Aa, bunlar güzel ha. Abi bunların 9 yaşı var mı? Kaç yaşı? 9 yaş. Onda yok. Yapma be. Bu arada komşunum, Zerzat'ta oturuyorum ben de. Bak gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Ama Hira'ya göre bir şey yok mu? Mesela o takım kaç para? Sana mı? Ya normal biri geldi, bana değil. 150. Pahalı değil mi ya? Değil tabii ki ya. Pahalı mı? Pahalı değil mi 350 lira ya? Ha? 220 ya, doğru söylüyorsun. Kesinlikle değil abi. Demet Hanım, kıyafetler birazcık pahalı gelmedi mi biraz, size de? Bana da sanki biraz pahalı geldi. Abi pijama isteyen arkadaşlarım var. Gecelik isteyen arkadaşlarım. Pijama. Hadi gel bakalım.